arkadaşlar, bir sinir küpü burada duruyor. Beni sinir ettiği için kamera arkasında kendi kaka gülüyor. Niye ben ya Rabbim ya? Sinirlenmeye gerek yok. Allah'ın verdiği nefesi boşa harcama. Devam et. Evet dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Dostlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Bildirim zilleri bizim için çok önemli. Abonemizin yüksek olup da görüntülenmemiz çok düştü. Abonemiz yüksek, 3000'i geçip takipçimiz var. Ama izlenmelerde 150, 200, 300 anca öyle görüntülenme geliyor. Ya buna da çok üzülüyoruz. Neden olduğunu da anlamıyoruz. Bildirim mi gitmiyor, gelmiyor mu, nasıl oluyor anlamıyoruz. Evet. O yüzden bildirim zilini açmanız çok önemli dostlarım. Bildirim zilini lütfen açarsanız çok güzel olur ve çok seviniriz. Emeklerimizin karşılığını da almış oluruz. Boşa gitmemiş olur dostlarım. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Yorumlar kısmında belirtirseniz hemen ben sizinle iletişime geçiyorum. Dostlarım, abone olmak kesinlikle ve kesinlikle ücretsizdir. O yüzden abone olursanız ve destek olursanız çok mutlu oluruz. Bugün ben Aslan Burcu'na özel tarot falına bakıyorum. Bir şey diyeceğim. De. Dostlar, zili açar da bizi görürseniz biz de sizi görmüş olacağız. Zeki Müren'in yettiğine benziyor. Biz de sizi görmüş olacağız, memnun olacağız. Siz de bizi görün, memnun olun, olur mu? Evet dostlarım, bugün Aslan Burcu'na özel tarot falımızı açıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olursanız ve niyet ederseniz hemen Aslan Burçları olarak. Yani bütün burçlar da niyet edebilir. Ben Aslan Burcu niyetini açıyorum ama kendinize muhakkak bir şey çıkarabilirsiniz buradan. O yüzden hem Aslan Burçları dinlesin hem de herkes dinleyebilir falımızı. Bizim abonelerimiz için geçerli ama, değil mi? Evet. Tabii ki. Aslan Burcu'na özel tarot falımıza bakıyorum. Hani dedim ya, yorumlar kısmında arkadaşlar burcunuzu yazarsanız çoğunlukta olan burcu özel tarot falı açıyorum. O yüzden burcunuzu yazın ve çoğunlukta çıkan burcu özel tarot falı açmaya devam edeyim ben de. O yüzden hemen geçelim fazla uzatmadan. Aslan evet. Burcu'na özel tarot fallarımızı açalım. Oo. Oo, vallahi bismillahirrahmanirrahim. Oho! Vallahi çok güzel çıktı. Bravo. Gerçekten. Bravo, bravo. Allah'ım inşallah güzel 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 şeyler olur hayatımızda. İki tane geldiğine göre. Çok güzel. Hı-hı. Dostlarım, canlarım, bir tanelerim, dert düşlerim. Bazı şeylerde yön belirlemekte çok zorlanıyorsunuz. Karar veremiyorsunuz. Yönünüzü belirleyemiyorsunuz. Aslında yönünüzü belirleseniz önünüz çok açık. Anlatabiliyor muyum? O kadar açık ki önünüz, anlatamam. Yani lüks bir hayat, zenginlik var, bir zenginlik var. Bir mal, mülk, para, maddi manevi bir bolluk yaşamak var. Gerçekten de 3 kart arka arkaya çıkması, maddiyatın sona ermesi gibi. Yani daha 3 kart yorumluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 kartta mal, mülk, lüks, güç. Hepsini işaret eder ve hepsi de bu falda çıktı. Lütfen önemli bir şekilde dinleyelim dostlarım. Dikkatlice dinleyelim. Dostlarım, bir zenginlik var. Bir eğer şey bekliyorsanız, neydi o? Ha, miras olayınız varsa, miras bekliyorsanız o kadar güzel haberleriniz geliyor ki bu miras size gelecek. Hem de çok yüklü bir miras dostlarım. Zenginlik ve lüks bir hayat getirecek bu miras size. Çok dikkatli olun. Aslında kendinize gurur duymanız lazım. Yatırım yapmak istiyorsunuz ama korkuyorsunuz. Yatırım yapsam mı, yapmasam nasıl olur bilmem ne diye korkuyorsunuz. Ama kart yok ki, yatırım yapmanın tam zamanı. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Ama yatırım yapmanın tam zamanıdır diyor kart. Bunu kendiniz karar vereceksiniz. Kendiniz düşünüp öyle karar verip öyle yatırım yapın. Kulaktan dolma bilgiyle yatırım yapılmaz. Dostlarım, maddi sıkıntılarınız var. Dediğim gibi bir miras beklentisi olanlar, miras geliyor. Bakın, ruhunuz huzuru erecek, maddi sıkıntılarınız sona eriyor. Yani zenginlik, refah, bolluk, başarı var. İnşallah güzel olur. Yakında sevineceğiniz bir haberler var. Ne oluyor lan? Sana bakıyorum ya, ne diyeyim? Evde pot gibi duruyorsun. Dinleyeyim canım. Ana. Allah Allah, lafımı karıştırma araya.
Yakında sevineceğiniz haberleriniz var dostlarım. Evlenmek isteyenler, nişan söz yapmak isteyenler, yuva kurmak isteyenler var ise yuva kurmak çıkmış. Ama bu konuda lütfen çok dikkatli olalım. Hızlı karar veriyorsunuz, hızlı hareket yapmayın. Düşünün, taşının eğer sizin için iyi ise, aklınızda eğer ufacık bir soru işareti bile yok ise ondan sonra bu kararı verin. Çok önemli. Biz aslan burçları her zaman mantığımızı dinliyoruz. Gerçekten de ben özellikle her zaman kafamı kullanırım. Hiç kalbimle hareket etmem. Niye diyeyim? Taş kalpli. O yüzden. Ya eğer ben aslan burcunun tam köküyüm. Değil mi? Saçım bile kıvırcık, aslan yelesi gibidir. Özelliklerin tamamıyla taşırım. Sinirli, agresif, işte hemen parlayan, hemen soğuyan, küsme huyu olmayan ama tavrını belli eden, sevdiğine çok fazla seven, nefret ettiğine çok fazla nefret eden bir burç. Değil mi? Öyle diyor. Öyledir. Birazcık da kafa garık olur. Olabilir, yapacak bir şey deli. Yok. Ama diyor ki, hep diyor mantığını kullanıyorsun, biraz kalbinin sesini dinle. Aslında kalbinin sesini dinlesen, dinleme gerek yok da, dinleyebilirsin. Çünkü aslan burcu olarak aşk, meşk, işte sevgili, koca, gece, hiç bunlarla alakamız yok aslında. Yani şöyle söyleyeyim, biz aslan burçları kendi kendine yetebilen burçlardır. Yani kendi kendini mutlu etmeyi bilen, kendi kendine yetebilen, bir başkasının ihtiyaç duymayan. Yani bir başkasının ihtiyaç duymayan, ayakları yere basan, elinde mesleği olan, mesleği yoksa bile üretken bir burçtur. Hemen üretir, yapar, bir şeyleri yoluna sokar diyorum ve bu yüzden kimseye ihtiyaç duymadığı için şu aşk meşk olaylarını biraz geriye atıyoruz. Aslan burcu olarak bu konularda kalbinizin sesini dinleyebilirsiniz. Cicim ayları yakında diyor. Cicim ayları var. Romantik günlere hazır olun demiş. Böyle evlilik, söz, nişan gibi dediğim gibi bekleyen varsa romantik günlere hazır olsun. Evlilik çıkıyor çünkü yuva kurmak da çıktı. Bazı konularda değil, her zaman kendimizi mahkeme ediyoruz. Asıyoruz, kesiyoruz. Keşke şunu yapmasaydık, bunu yapmasaydık. Yani sürekli bir hesap. Sürekli bir hesap var kafamızda. Muhakeme yaptığımız çıktı. Fakat diyor ki çok ani kararlar alıyorsun. Çok ani kararlar veriyorsun. İşin sonunu düşünmeden hareket ediyorsun diyor. Hayatında bir anda değişim yapabilecek kadar cesaretlisin diyor. Ama biraz yavaşlamak gerekiyor. Çünkü bir şeyleri düşünmeden hareket etmemek gerekir. Demeli. Valla bazı insan için plan önemlidir. Plan, evet, proje yani önemlidir plan ama ben de plan edeyim, lap diye içine bir eden olur mutlaka. Onun için planım hiçbir işe yaramaz. Evet, ben de yani mesela birisiyle konuşmaya gideceksen bile diyelim, ben şunu dediğimde o şunu derse şöyle derim. O bunu derse ben böyle de derim. Diyerekten kendi kafamda kurarım öyle giderim mesela. İşe yarar mı? Yaramaz. Hep spontane gelişiyor. Dostlarım, hayatınızda mücadele ver, kendinizi savunmanız lazım. Zaten bu aslan burçları arslanmış aslında. Aslan burçları sürekli bir mücadele, ailesiyle, çevresiyle, kendisiyle, herkesle bir mücadele, savaş içerisinde. Bu mücadele yani özelliği bu. Anlatabiliyor muyum? Lider ruhlu, yönetmeyi seven, avcı, bencil diye avan, biraz avlanan. Bencil oluyorlar. Yani biraz. Şimdi bakın, bencilliğin dozunu kaçırmadığınız sürece bencillik bence güzel bir şeydir. Neden? Çünkü herkes, ben her fanında söylüyorum, herkes kendini düşünecek. Anlatabiliyor muyum? Herkes kendini düşünecek dostlar. Başkasını düşünmeye gerek yok. Dostlarım, güç var, başarı var. Ama çok kıskanılıyorsunuz. Tüm gözler sizin üzerinizde. Dikkat edin. Sıkıntıya sokuyor bu gözler sizi. Sıkıntıya içerisine itiyor. Bazı insanlar var yanınızda. Bu insanları karşı aslında seviyorsunuz. Ama bunlara karşı iradesizlik yapıyorsunuz. Bu kenar gibi insanlar sizi hep bir sıkıntıya sokuyor. Dikkatli olun. İradeli insanlarsınız. Kendinize güvenmeniz gerekiyor biraz. Zenginlik var. İnşallah 2023 aslan burçları ve tüm burçlar için bir zenginlik dönemi olsun inşallah. Evet, öyle olacak zaten.
diyorum. Dostlarım dediğim gibi yön belirlemekte çok zorlanıyorsunuz. Karar vermeniz gerekiyor. Ak, kara, siyah, beyaz seçmeniz lazım. Biz aslan burçları aslında hiç gri olmuyor. Ya evet ya hayır. Ya olacak ya olmayacak. Ya gideceksin ya gitmeyeceksin. Hiç gitsem mi bilmem ne mi yapsam mı etmiyor. Hayalleriniz gerçek oluyor. En önemlisi de bu. En sonunda bunun çıkması çok güzel. Evlilik teklifi alabilirsiniz dostlar. Mutlu sonlar, bitişe geldiniz. Güzel iş çıkardın diyeceksiniz kendinize. Ailenizde bir mutluluk var. Yani gerçekten mutlu, evli, mutlu, huzurlu, çocuklu bir dönem olacak. İnşallah güzel kararlar verirsiniz. Dediğim gibi yön belirlemekte zorlanıyorsunuz. Neden? Bu da aşk meşk olaylarında zorlanıyorsunuz dostlarım. Yani yalan söyleyeyim, çıkanı söylüyorum yani ne diye. Aslan burçları doğru. İki arada kalmışsınız dostlar. İki arada kalmışsınız. Dostlarım aslan burçları iki arada kalmışsınız. O kadar çok sabırsızsınız ki evet. Aslan burçları sabırsız bir burçtur ki kendimden bilirim. Ama sabır etmeye biraz daha yeni öğrenmeye başladım. Yani aslan burçları sabırsızdır. Bunda kesin kararlıyız. Kararsızlıklar bizi yani aslan burçları sıkıntı içine itmiş dostlar. Bir türlü karar veremiyoruz. Yön belirlemekte zorlandık demedim ya. Burada da kararsızlıkların bizi sıkıntı içine ittiği çıktı. Sürpriz gelişmeler var hayatınızda. Yeni bir başlayacak ilişki var dostlarım. Hayatınızda aşk meşk olayları biraz uzak ama eğer siz biraz ılımlı ve orta yol bulmaya çalışırsanız bu konularda yeni başlayacak ilişkiler var. Duygularınız da karşılıklı olacak. İnşallah iyi kararlar verirsiniz. Yalnız ayrıldığınız bir kişi mi olur? Bir kişiyle görüşmek istiyorsunuz, onu çok görmek istiyorsunuz, onunla tekrar görüşebilirsiniz. Çok soğukkanlı bir insansınız. Aslan burcu soğukkanlısınız. Sizin kalbinizi aslında kazanmak çok zor. Bu aslan burçlarını gerçekten kazanmak çok zor. Evet. Diyorum ya, sevdiklerini çok severler. Nefret ettiklerinden de çok 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 nefret eder. Hiç orta yol yoktur. Aslında aslan burçları bu yıldız gibi parlayacak yetenekli burçlardır. Diyorum ya, eğer bir mesleği varsa onu en iyi şekilde icra etmeye çalışır. Eğer bir mesleği yoksa da ev hanımı ise bile onu en iyisiyle yapmaya çalışır dostlarım. Çok kıskançsınız, çok kıskançsınız ve çok kıskançsınız aslan burçları. Bu huyunuzu biraz törpülemeniz gerekiyor. Çünkü kıskançlık huyunuz etrafınızdaki insanları sizden uzaklaştırır. Dikkat edin. Sevdiğiniz kişiyi kazanıyorsunuz. Eğer ayrılanlarınız varsa aranızda sevdiğiniz kişi de kişiyle tekrar bir barışma söz konusu. Fakat kıskançlıkla eğer bittiyse bu ilişki biraz kendinizi törpülemeniz gerekiyor. Her andan bilinçli olarak zevk al. Hayatını huzur kalıcı olarak yer bulsun diyor. Yani aslan burçları hem geçmişte kalır hem gelecekte kalır. Yani keşke şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım. Hep de geleceği düşünerekten hareket etmeye çalışır ama hiçbir zaman hesap edilen gibi olmaz. O yüzden anı yaşamaya çalışın, anı mutluluğun tadını almaya çalışın. Orta yolu bulunduğunda her şey dengeye ulaşır. Artık ikilik yoktur. Lütfen şu yön belirlemekte zorlanıyorsunuz demiştim. Yönünüzü belirleyin. Kararlarınızı iyi verin. İki seçenek arasında kalmayın ki artık her şey dengeyi bulsun. Biraz değil fazlaca egolu insandır. Burçtur. Yani ego vardır. Yani aslan burçta beğenilmek, başarı. Yani ego anlatabiliyorum değil mi? Bu aslan burçları beni anlar. Ha, evet. Yani böyle el üstünde tutulmak ister. Sürekli karşıdan bir ilgi bekler. Kendisi ilgi göstermek attığında diyorum ya sevdiğine çok ilgi göster ama böyle hep karşıdan bir şeyler bekler. Aslan burçları. Diyor ki kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberliğini et. Hep mantıkla hareket ettiğiniz için kalbi kenara bırakıyorsunuz. Kalbinizle hareket edin. Korktuğunuz şeyler aslında korktuğunuz gibi değil diyor dostlarım. İnşallah bakalım çok güzel olmuş 14 dakika olmuş dostlarım aslan burçlarına çok güzel bir tarot falı açtık inşallah beğenmişsinizdir
Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butona basarsanız çok mutlu oluruz. Abone olmak ücretsiz dostlarım. Lütfen bu bildirim zilleri çok önemli. Bildirim zilleri açmanız çok önemli. Eğer bizden size bildirim gelmiyorsa lütfen arada bir kanalımıza girip yeni video yükledik mi bakabilirsiniz. Çünkü bazı kişilere bildirim gitmiyor, neden olduğunu anlamadık. Görüntülenmelerimiz çok düştü. Aslında abonemiz çok iyi şu anlık. İyi ama görüntülenmelerimiz düştü. Neden olduğunu anlamıyoruz. Lütfen dediğimiz gibi videonun eğer bildirimi gelmiyorsa 2 günde bir 9'u 23 geçe ben 2 günde bir video atıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma, pazar. Bu haftanın 4 günü 9'u 23 geçe video atıyorum. Geri kalan günlerde salı, perşembe, cumartesi günleri de short videosu atıyorum dostlarım. Kaçırmamaya çalışıyorum. Lütfen takip ederseniz çok mutlu oluruz. Evet. Özel açılımları yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Yorumlar kısmında ben özel açılım yaptırmak istiyorum derseniz özel açılım yaptırmak isteyenlere hemen ulaşıyorum. Aslan burçlarını kalpten, canı gölden öpüyorum ve öteki burçlarımı da kucaklıyorum. Ve sizi anneme bırakıyorum. Ben ne diyeyim? Ne diyeceğine? Dostlar sizi çok seviyoruz. Bizi görmek isterseniz biraz gayret edin. Biz de sizi görmekten çok memnun oluyoruz. Hoşçakalın dostlarımız.